Merhaba arkadaşlar, Etkili Matematik Soru Bankası polinomlar konusu set 496 birinci soru. Px polinomu verilmiş ve Qx polinomu verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor 2px-3qx ifadesinin eşiti nedir? Şimdi bu sabit sayılarla arkadaşlar polinomları çarptığınız zaman direkt polinomun her terimiyle bu sabit sayıyı çarpmamız gerekiyor. Yani 2px polinomu arkadaşlar bütün terimleri 2 ile çarptığımızda bakın 6x üzeri 4 artı 10x küp eksi 20x kare eksi 14. Şurada da eksi 3 qx ifadesinde de bu sefer eksi 3 ile çarptığınızda bütün terimleri arkadaşlar eksi 6x üzeri 4 artı 3x küp artı 6x kare eksi 12. Şimdi bunları taraf tarafa şöyle topladığımız zaman istediğimiz ifadeyi bulmuş oluyoruz. 2px eksi 3qx eşittir. Şunlar birbirini götürür arkadaşlar. Şuradan 13x küp eksi 14x kare eksi 26. Bu da arkadaşlar cevap şıklarımızdan D şıkkıdır. İkinci soruya gelelim. Px bir polinom olmak üzere px artı px artı 1 eşittir 4x kare eksi 6x artı 13 olduğuna göre diyor. P3 polinomunun değeri kaçtır? Şimdi normalde bu tarz sorularda arkadaşlar değer vererek birbirini götürme de sağlanabilir. Ama burada işlem yaptığınız zaman mesela sıfırdan başlasanız P0 işte P1, P1, P2 vesaire ama burada hani bulamayacağımız değerler olacağı için birbirini götürmüyor hepsi. O yüzden biraz uzun bir işlem yapmamız lazım. Şimdi şöyle ikinci derece bir denklem bakın. O zaman px'i biz a kare, şey ax kare artı bx artı c şeklinde olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Burada px'i px artı 1'i toplayıp şuna eşitliyorsunuz ve polinom eşitliği yapıyorsunuz. Yani burada da px artı 1 ifadesinde x gördüğünüz yere x artı 1'i yazın demek. Şöyle b çarpı x artı 1 artı c. Şimdi bunu açıp arkadaşlar topladığımız zaman en son şöyle bir ifade oluşuyor. 2ax kare artı 2 tane a artı b x artı a artı b artı 2c. Bu da eşittir. İşte 4x kare eksi 6x artı 13. Yani x karenin önündeki ifade, x karenin önündeki ifade, işte x ile ifade aynı şekilde buraya sabit ifade de sabit ifadeye eşit. Buradan 2a eşittir 4 ise arkadaşlar a'yı 2 olarak buluyoruz. Şurada da 4 artı a yerine de 2 yazdığımızda bakın şurada ikinci ifade x'li yaparsak 4 artı 2b eşittir eksi 6 ise buradan işlem yaptığımızda b'yi eksi 5 buluyoruz. Ve şurada da yine arkadaşlar a artı b artı 2c eşittir 13. Buradan a'yı ve b'yi arkadaşlar yazdığımız zaman a yerine 2, b yerine de eksi 5 yazdığımız zaman c'nin arkadaşlar 8 olduğunu bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla p3 polinomumuz x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz ve şuradaki değerlerimi de yerine yazarsak 2 çarpı 3'ün karesi b'miz eksi 5'ti. Eksi 5 çarpı 3 c'miz de 8'di. Artı 8. Şu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 11 oluyor. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya gelelim. Murat'ın kullandığı koltuk değneği 3 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Koltuk değneği 1. bölümden diyor bu bölümün boyu kadar uzatılıp kısaltılabilmektedir. 2. bölüm uzunluğu 1. bölüm uzunluğunun 2 fazlasının karesi kadardır. 3. bölümün uzunluğu 1. bölümün uzunluğunun 3 katı kadardır. 1. bölümün uzunluğu 8 santimetre ise diyor. Murat daha rahat kullanmak için koltuk değneğini en uzun hale getiriyor. 8 santimetre iken. Buna göre koltuk değneğinin son halinin uzunluğu nedir? Mesela şimdi 1. bölüme A desek arkadaşlar 2. bölüm 1. bölüm uzunluğunun 2 fazlasının karesi. Yani şurası A artı 2'nin karesi oluyor. 3. bölümde arkadaşlar 3 katı diyor. Yani burası da 3A oluyor. En son da A kadar uzatılabiliyormuş bakın. Yani 1. bölüm kadar tekrar uzatıyor şurayı. A kadar uzatabiliyor en uzun halinde. En uzun haline getirmiş zaten. Buna göre koltuk değneğinin son halinin uzunluğu. Son halinin uzunluğu hepsinin toplamı. Yani
A artı A artı A artı 2'nin karesi artı 3A. Zaten A'yı bize arkadaşlar 8 olarak vermişti. O zaman 8 artı 8 artı 10'un karesi artı 8, 3 çarpı 8 diyelim şöyle. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuzun 140 olduğunu bulacağız. Cevabımız B şıkkı.